Ben bir de ölürsem kaldırın aparım. Saygıdeğer protokol, değerli misafirler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok değerli ve kıymetli usta büyük sanatçımız Erbil'in yıkılmayan kalası, gerçekten Erbil düşman sanatının imparatoru olan değerli büyük sanatçımız rahmetli Mehmet Ahmet Erbil'in birinci yıl dönümü münasebetiyle vefatının bir anma töreni düzenledik. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anma törenimize başlamak için önce herkesi bir dakika saygı duruşuna davet ediyor muyum? Törenimizi açmak için ilk konuşmanı Aydınlar Örgütü Yönetim Kurulu adına konuşan değerli abimiz Sayın Riyaz Demirci sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Düşman Aydınlar Örgütü ve Tazil Evi ile ortaklaşma beraber Salı günüydü. Mehmet Ahmet'in yıl dönümü. Daha doğrusu ulaşamadık. Bugüne erteledik. Mehmet Ahmet Erbilli 1933 yılında Erbil Sadunao mahallesinde dünyaya gözlerini açmıştır. Tabi Mehmet Ahmet Erbilli'ni derken 9 yaşındayken okulda milli şarkılarla tanınmıştır. Mehmet Ahmet Erbilli doğrudan da Türkman sanatına en büyük emek veren sanatçılarımızdan biri sayılmaktadır. Mehmet Ahmet Erbilli 59'dan bugüne kadar 80 şarkı resmen Bağdat Radyo ve Televizyon Evi'nde tepe almıştır. Şarkıları birbirinden daha güzel, birbirinden daha önde gelen şarkılardır. Ve aynı zamanda Mehmet Ahmet Erbilli dünya çapında tanınan bir ses sanatçımızıydı. Bu da özellikle de Erbil ve Türkmen milletimiz için en gurur kaynağıdır. Şarkıları bütün dünya çapında dediğimiz gibi okunmuştur bütün sanatçılar tarafından. İsterse Mısır'da olsun, isterse Türkiye'de olsun, isterse diğer başka ülkelerde olsun. Mehmet Ahmet Mühür'ün sanat olarak Irak kültür sefiri olarak ben ve bütün arkadaşlar da ve bütün bölgelerde böyle dile getirirler. Mehmet Ahmet Erbilli Türkman sanatının yıldızı, Türkman sanatının imparatoru sayılmaktadır. Doğrudan da bizim için ve milletimiz için gurur kaynağıdır. Mehmet Ahmet gibi bir insan, yani yaptığı en az insan yapmıştır. Mekanı nurla dolsun. Doğrudan da yeri cennettir inşallah. Bu münasebetle ilgili Gurbetçi Şair ve Yazarlar Birliği Başkanı, değerli dostum, kardeşim Sayın İdris Hülog'un Sivit'ten Mehmet Ahmet hakkında yazdığı bir şiiri bana göndermiş. Ben onu size saygıyla, sevgiyle okumak isterim. Yalla şüfer deyip yola koyuldun. Vardın mı menzile Mehmet Erbilli? Dev bir sanat, dev eserler yanında ne kadar da çektin zahmet Erbilli. Bir menzil ki varılacak tek gerçek, ister sıkı bağlan, ister elin çek, divanda kurulur şaşmaz bir ölçek. Dünyada bitince mühlet Erbilli. Sesin vardı Arap Türk ile Kürde, gah Sega, gah Bayat, gah Hicaz Kürde, rahmetle anmakta hak seni burada, yanında bir koca minnet Erbilli. Kızlar gelin siz de hel hele verin, ta'zilde bir rüzgar esiyor serin. Türkmenler de senin gibi bir erin şanına yakışır şöhret Erbilli. Bile yoldaş elvan güller solmuyor, yazık gidenlerin yeri dolmuyor, pervasız duranmak öyle olmuyor, buna çare gerek himmet Erbilli. Vefasızmış şehrim eskiden beri, gömmek için yok mu bir karış yeri, sahipsiz mazarın çöl derbederi, senin sürgün etti devlet Erbilli.
bəstələrin ölkələrdə çalındı, əməyin çalındı, sözün çalındı, yurttaş tərəfindən ücret alındı. Buna arsız sevgi, dəhşət hər billi. Artıq qıram dəyər verilməz posta, faydası dokunmaz bir dostun dosta. Gözlər kilitlenincə o an ələstə halı nə olacaq? Ümmət hər billi. İdris dər, İdris dər gidişin kimləri yaktı? Hangi gözdən sadıq gözyaşı axdı? Uy ustadım, uy dinləmə vaxtı. Ruhinə binlərcə rəhmət Ərbilli, ruhinə binlərcə rəhmət Ərbilli. Saygı və hürmətlərimlə, sağ olun. Sonsuz təşəkkürlərimizi dəyərli aziz dostumuz Riyaz Dəmirçiyə bildirək. Çox sağ olsun, güzel konuşmasından dolayı. Dəyərli millət vəkilimiz Sayın Azad Kürəçin səhnəyə davet edən konuşmanı yapmaq için buyursunlar. Xocalımsız qardaşlarım, təcil yönə. Tabii Muhammed Ahmet Erbilli rahmete yansın. Her zaman bana diyordu, ben dayı varım, süt dayısıydı. Çünkü benim de nenem 1933 muhaliydi. Benim nenemin nenesi ona süt verip, onun da nenesi benim neneme süt verip. Demek ki biz benim süt dayım sayılır. Benim bu bilgini hazırladım bilhassız yani gerçekten. Muhammed Ahmet tabi yalnız Erbil'de sevilmezdi. Bütün Türkmen içinde sevilciliydi. Bir zamanlar çarşıda madalya kimin yakalarına uğrardılar. Bakın Muhammed Ahmet'ten Türkmen sanatı diyebilirim eşit yerirler, paralar yerirler. Türkmen sanatı Muhammed Ahmet'i böyle yüksekliklere kaldırdı. Muhammed Ahmet de düşman sanatını böyle yüksekliklere kaldırdı. Yani biri birini çiğnedi. Çünkü bakın bizim çok insanlar hayran olup bizim sanatımıza. Bir gün Mahdi Şefoğlu güzel bir şey dedi. Dedi eğer üzüm kıbleye etmeseydim Türk sanatına üzüm ederdim. Yani bizim Türk sanatı Türkmen sanatı aynı şeydi. O zaman insanlarımız bakın ne kadar sanatımıza bağlıdılar, ne kadar sanatımızı seviyorlar. Birisi yabancı da olursa bizim sanatımızı gene seviyor. O zaman biz madem ki böyle bir sanatımız var, o zaman ne de bir varlığımız var, ne de bir dilimiz var. O için hayran olak bir millete, hayran olak bir dile, hayran olak bir sanata. Bir Türkmen bugün fakir etmirse Türkmanlığına, fakir etmirse sanatına, bilmiyorum neye fakir eder. O için biz başı üçer bir milletik, ahlaklı bir milletik, sanatımız güzel, özümüz güzel, canın dinimizden uzak olmamın, sanatımızdan uzak olmamın, varlığımızdan uzak olmamın, korkusuz selamın Türkmanlık, korkusuz bir dile, bir kültüre, bir millete hizmet eder, var olun, sağ olun, teşekkür ederim. Sonsuz şükranımızı Sayın Azad Kürəçiyə bildirir. Çok sağ olsun, var olsun. Sırada Ərəb Türkmen Cəbhəsi, Erbil Öğrenci ve Gənc Səbili Başkanı Sayın Muhammed Seyid Mehdi səhnəyə davet edin. Buyursunlar. Çok değerli protokol, sayın misafirler, değerli ağabeylerim, mücezler. Burada bugün çok bir acı gündü. Çok değerli büyük ustamız Muhammed Ahmet Erbil'in birinci vefat yıl dönümüdür. Gerçekten de üzücü bir taraf var ama sevinci bir tarafı da var. O da nedir? Türkmen sanatına, Türkmen edebiyatına çok güzel şeyler kaldırdı. Biz her vakit Türkmenler olarak, Erbiller olarak her vakit olur. Bu sanata gurur duyalım gerçekten de. Bu istemez mi olsaydım? Herkes tanır. Büyük ustası sanatçı Muhammed Ahmet Erbil'i kimdi, kimdi? Bizler gençler olarak da her zaman bu sanata bunun gibi büyük ustalarımıza sahip çıkardın, her vakit onların yoluna, örnek alakın yollarına devam eden inşallah. Sadece burada bir kısık tam olacaktı, afuza sığınarak gerçekten de. Bundan birkaç gün önce çok değerli sanatçılarımızı da aradım. Teş dedim, yani böyle büyük bir ustadı biz yaddan etmek doğrusu bize yakışmaz.
Özellikle sanatta ne kadar cariye düştüğümüzü belli zaten. Parmakla sayılacak kadarınca bizim sanata olanlar var bizde. Biz her vakit direkt turşmanlı olarak sahip sıkağın. Ama maalesef birkaç arkadaşı aradım. İsim vermek istemiyorum gerçekten de. Onlar dedik, Cecil Akmasa'nın kabrine bir ziyaret edelim. Hani dedik biz Muhammed Ahmet Erbilli bir turşmandı. Turşman sanatına hizmet edipti. Erbilli de maalesef bizler birçok sanatçı tarafın sağlığında doğrusu gelmedi maalesef. Ama biz gençler olarak görevimizi yaptık. Şerdacı idarısınlar olsun, paylaşalım, şey olsun. Bir Fatiha Üniversitesi'nin çok daha güzeldi. Ama rica ederim burada da. Yani gençler sağ olsunlar. Bir grup genç buna sahip çıktı. Büyücülerimizi her vakit değil, örnek alalım. Ama örnek inanç gibi de. Yani biz her vakit gençler bize değildi. Ustad, ne zaman büyücüler, nasıl büyücü örnek alalım? O zaman büyücüler mesela camirse bir kabrine bir 5-10 dakika bir Fatiha surası okumursa ya vallahi selam var. Yani ne zaman sanata sahip çıkalım? Ne zaman böyle bir adama sahip çıkalım o zaman? Yani bir gün nasıl bu adamın adı bir 5 yıl sonra olsa kalmaz inan böyle bu adamın adı. Büyücü ustadı. Bir zedanın adını veren basına. Adam için bir heykel koyalım. Nasıl koymayalım? Böyle büyücü değerler inanç kalmaz yani bizde. Olur biz sahip çıkalım. Sahip çıkmasak, tutmasak birbirimizi inancı yani büyücü unutulur. Bu şekilde de. İnşallah umut ederim. Gençler bu yolda her vakit devam eder. Böyle büyücü ustadların yolundan devam eder. Mahallede ne olursunuz çok sağ olun, var olun. Allah rahmet eylesin. Mekan zannet olsun inşallah. Sonsuz teşekkürümüzü Sayın Mehmet Seyit Mehdi'ye bildirdik. Çok sağ olsun güzel konuşmasından dolayı. Sırada rahmetli Mehmet Ahmet'in çok yakın dostu, günlük görüştüğü, dostu, kardeş saydığı Sayın Azat Kahvasın sahneye davet edin. Bu üstüne konuşmayı yapabiliriz. Tabii ben Vasun Saz Mehmet çok güzel konuştu. Ama benim bir cüleylim ağrım var. Ben böyle tasavvur ettim. Yolda bize tahir oldum dedim. İndicelen burada yer yoktu. Ama maalesef olurdu. Bura çok kalabalık olaydı. Çünkü bu adamın mekaneti, bu adamın izahatesiyle şumağı, konuşmağı ne kadar konuşsak, ne kadar desek hele azdı. Ama çok maalesef bu şekilde bu adamın ilk dönüşünde bile yapıldı. Bu adam bizimle çok illerde bir ilaka şahsımız var idi. Yanına gelirdik, yanımıza gelirdi. Yevne gelirdik, tükene gelirdi. Hem mücüz sabah. Yevden çıkanda bir gelirdi, bana başvurardı. Ben bize test tükene gelirdi. Benden sonra Hazır yanına gelirdi. Ondan sonra ne kadar canında, o oturanda bizim yanımıza bazı insanlarda haber var. Koruya diyardı. Dayı Said'den mukabele ederdi. Hazburnan'dan, Hazlavar'dan, şiirden birbirlerine koliyetten cevap verirdi. Ve en son benim koliyeti kemanım yanımdaydı. Onunla bir gün sonra hasta oldu, düştü. Bir koliyeti yanımda dedi. Affedersiniz. En son koliyeti kemanım yanımdaydı dedi. Sabah saat takır ve 7.30 imam yanıma geldi. Bu adamda takat kalmamış idi. Yani ben çok müteessir oldum. Dedim hacı ne az geldi, telefon edaydı, biz gelirdik yani. Dedi, çok görüyorum Sadi Bavuz'u. Dedim, hacı ettim canım, oturayım yanımıza, ondan sonra geldim ya. Ve saat 7.30 dedi, hacı göreceğim mi? Dedim, yok hala canım yok, o tahir gelir. Beraber oturmuşum ben, Kur'an vururdum. Yani bozulmağına keşkilini gördüm, çok vaz'a bozulmuşydu. Bu adam üzerine, bu adam bir meşrabiydi, ne kadar konuşsak üzerine, ne kadar desek. Bu adamın ne yeri dolu, ne bu adamın yeri, makaneti yerine gelen olur. Çünkü bu adam meşrabiydi. Hem bizim için, hem indiki ciller için, hem gelen ciller için. Allah affetsin özün. Ya Rabbi yeri cennet olsun. Sağ olasın, var olasın. Teşekkür ederim. Elden ele, dedemem, ey yavrum.
sevdi 14 yaşında. Cetler sevdi karman başında. Sevdi 14 yaşında. Cetler sevdi karman başında. Ama hafta yüzüne yandırdım beni. Ölü sen, yer yaka ölü sen. Her kim rengime baktı, durdu dedi ölü sen. Ne yolu sen, tutup sen ne yolu sen. Ölüm hak yerimizdi, saçları ne yolu sen. Dediler hacı öldü, her bir yevde yotu oldu. Yasu dost, yan taygatı Yasu dost. Senden evvel ölaydım, görmeyeydim Yasu dost. Ölüm seni, ben sevmem ölüm seni. Hiçbir şeyden itmezdi, itirdi ölüm seni. O balalar, hastadı o balalar. Giderim hak yoluna, bilmesin o balalar. Aman at, aman davar, aman at. Gittim bir daha dönmem, balam size alım aman at. Bir deneyden, iş bitmez bir deneyden. Haddi takip bir usta bulunur bir deneyden. Yeru ter, yatağı ter, yeru ter. Deryah demirci olsa bir gün seni yeru ter. Allah'tı, ettiği çok al, ahtı. Kimse kalmaz dünyada, yalnız kalan Allah'tı. Allah'ımdı, tek derdi al, ahımdı. Kimse bana rahmetmez, rahmeden Allah'ımdı. Taşı köyün toprağında bulunmuşum. Taşı köyün toprağında bulunmuşum. Gelen giden gariplerden sormuşum. Dede Esmer'in o gülbenin haline vurulmuşum. Gitme gitme, gitme gitme garipler yoldaşıya. Dede gözeller yoldaşıya, garipler yoldaşıya. Dede bugün geleyim. Dede bugün gene zülfü zilendi. Ak yerlere dolandı. Bana bugün gelmeyi sorsalar yar kimdir, nenem ölsün, ne zaviyem filandı. Sıktım kara başına, baba baktım yer bir verendi. Baktım yer bir verendi, vay vay benim aruna muz şişesini. Yüzüne
yarım demişler. Muhammed Ahmet Erbil'in yıl dönümünü yaptık. Tabii bir vefa olarak bu adam ve sanatçımız Türkmen sanatına çok hizmet edip Tenzil Yevde bir vefa olarak bugün sanatçılar da bazılarının taklidini etti, bazı şiirini okudu. Her ne kadar bugün başlırdık Erbil Türkmenleri bir de yıkınak etsinler, törtülsünler bir de. Çünkü bu adam çok bir sanata hizmet edip ama diyelim maalesef biz hiçbir şeye sahip çıkmırık. Ne sanatımıza, ne sanatçımıza, ne zamağımıza, ne okulumuza, hiçbir yerimize sahip çıkmırık. Bir milletten başlayacak sahip çıksınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii Muhammed Ahmet Erbilli çocuk yaşındayken, 9 yaşında milli şarkılarıyla okulda sesini dinleyipler ve güzel bir ses olduğu için artık Muhammed Ahmet Erbilli 1959 yılından itibaren resmen radyo ve televizyon ses sanatçıları olarak olmuştur. Ve bugüne kadar 80 besteden fazla sahibidir Bağdat Radyo ve Televizyon Evi'nde. Muhammed Ahmet Erbilli Irak Türkmenlerin doğrudan da parlak bir yıldızı, parlak bir ses sanatçıları, usta bir ses sanatçıları. Irak Türkmenlerinin kültür sefiri olarak biz Muhammed Ahmet'i görüyoruz. Gerçekten de bütün bölgelerimiz için, Türkmen için, özellikle Erbil için gurur kaynağıdır. Ona binlerce rahmet olsun. Mekanı nurla dolsun inşallah.